Hiç önemli değil. Soğuk savaşa hoş geldiniz çocuklar. Hoş geldiniz gerçekten de. Bence kullandık onu ya. Bu müzik kurguda da ekleyebilirdik ya. Ama havaya girdik. Kurguda havaya giremezdik. Doğru. Sizi özlemiştik. Evet, tekrardan böyle düşeceğim ben. 3 yıl. 3 yıl oldu. Allah sizi inandırsın. 3 yıl önce. Nasıl hızlı geçti ya bu vallahi. Hiç anlamadım. Sanki dün gibi. Ya. Bu 2022'yi geride bıraktığımız bugünlerde falan diyor. Eski yöneticilerimizi izledik. 3 yıl önce neydik, ne oldu falan. 3 yılda kadraja girme şeyimiz çok zorlaştı. Evet. Artık dip dibeyiz. Evet, yani. İçinde de şöyle bir şey vardı. Orada bir de koltuk kapatıyordu ya. Evet. Koltuktan hala biri gelip abi sen biraz daha hani şey. Hala bel ağrıyor hocam. Evet. Hala bel ağrıyor. Efendim nasıl geçti bu yıl falan diyor. Nasıl geçti? Neler bekliyorsunuz yeni yıldan? Kısaca alalım. Yeni yıldan çok güzel şeyler bekliyoruz. Peki çok güzel. yeni yıldan beklentileriniz nelerdir efendim? Şöyle bir keyifli. Var mı böyle bir işimiz? Morali bozuldu böyle. Yeni yıla gireceğiniz için üzgünsünüz gibi bir şey. Ama yeni yıllar her zaman böyle bir hafif endişe de barındırır. Böyle ikisinin gibi ortası falan gibi ben artık bana böyle bir insan cümle olmayacağım falan. Falan hani öyle gibi şeyler var. Herkese mutluluklar diliyoruz. Mutluluklar. Evlendiriyoruz. Evet. Biraz daha samimiyetsiz olabiliriz. Güzel yıllar diliyoruz. Evet. İşte gelen yıl gideni aratmasın diyoruz. Aa, işte bu ya. İşte bu. Efendim çok hummalı bir çalışma olmuş galiba şakalar konusunda. Da. Yok olmadı asla. Yok olmadı. Beklentiyi çok şey yani yapmıyor. Bence şöyle bir 3 yılda bunlar nasıl geriye gitmişti? Her şey gibi. Bak ya. Hocam. Ülke okur olarak gülmeye ihtiyacımız var. Gülmeye hasret kaldığımız şey. Bugünlerde. Bir nebze olsa yüzlerde bir bilirsek ne mutlu bize. Bizlere, o yüzden buradayız. Harika. Baki kalan hoş bir sadaymış. Sadaymış hocam. Evet hocam. Gitmedi mi ya? Tamam girelim. Ben şakamız yok bizim işte anlayın. Ya zonat oldum ya ne oluyor? Biraz vakit kazanmaya çalışıyor çalışıyoruz evet. Yani. O zaman herkes hazırsa haydi başlayalım mı? Haydi. Haydi başlayalım. Haydi başlayalım. Bas sen de bas. Hadi. Gülersen kaybedersin. Merhabalar tekrardan. Merhaba. En iyisini mi seçiyoruz? Hayır. Aralardan? Yok yavaş yavaş. Tamam o zaman. İstem şu aynen. Ben başlayayım iyiye. Öyle diyeyim değil mi? Ben hazırım istediğiniz zaman. Söyleyebiliriz o yüzden izlenmiyor. Üniversiteye girer girmez estetik yaptırıp sevgili bulan çocuğa ailesi ne der? Ne der? Kısmetse okur. Gül hadi. Hoş. Gülmedi. Küçük bir böyle bir esneme şeyi. Güzel güzel. Savaş okullarında virgül. Ya yaz okulunda başarısız olunan dersler ne zaman tekrar alınır? Ne zaman? Gürz döneminde. Hiç değmedi. Değil mi bu? Virgüle gülün sadece. Sadece virgül diyeceğim bundan sonra insanları güldüreceğin zaman. Yaşar Kemal'in Japonya'da en çok okunan eseri hangisidir? Hangisidir? Ninja Mehmet. Çiling, çiling. Neredeydi o? Burada bir. İçtiğimizde adeta bizi okula başladığımız ilk günlere götüren içkinin adı nedir? İçkinin. İçki. Nedir? Bira. Babam yazdı. Peki kısa bir ara. Çok kötü değil mi? Gerçekten kötü. Kötü. Babama buradan selamlar. Kağıtta yazılıymış gibi yapıp. Ha onu hiç çaktırmıyoruz abi. Cep telefonunu hani hiç çaktırma. Tamam mı? Cepte ne oldu? 3 sene niye yasaklandı cep telefonu? Abi sorma neler oluyor. Buradan içeriye alıyorlar cep telefonunu adamlar. Hiç belli olmuyor değil mi şu an? Telefon tuttum. O alttan şey CGI ile siliyoruz abi. Morgan Freeman yapıyoruz altına telefonu.
İstanbul'un eski zamanlarında Türklerin de kullandığı, tarihi belgelerde de adı geçen araç. Nedir? Taksi. Niye gülüyorsun? Ne bileyim. Ben hep gülüyorum. Ulan... ben güldüm bile. Merhaba abi. Ne haber abi? Abi, kartı şurama yapıştırıp... Gayet okey bence. Tamam. Çok, çok iyi oldu. Pardon, şunlar üzerime yapıştı da. Evet hocam, kar, her taraf yapay kar. Çok güzel olmamış mı ama dekor? Çok, çok güzel abi. Size özel i̇şte böyle bir şey yaptı. Ne yapay şakası. Ne yapay? Geldi. Her gittiğimizde neden orada olduğumuzu sorguladığımız yer neresidir? Neresidir? Ümraniye. Ya niye güldüm ben ya? Ben de gülüyorum ya. Ben geçen seferki programı izledim, çok ciddiydim orada böyle. Estağfurullah. Naber abi falan dönüyordu böyle. O zaman o moda tekrar girelim isterim. E hadi o zaman. Madem soğuk savaş. Ben bireyle o moda giremem. Gibi evet. Evet. Şu an rın. Batman'in kavgaları ayırarak barıştıran süper kahraman annesinin adı nedir? Nedir? Batman. Oh. Batman yavrum. Belki günde 10 litre su içen kadın sesi. Şükür. Anneme çekme. Çok seviyorum o teyzeyi ya. Bir kavanozla içiyor bir de. Abi kim kavanozla evde arka su içiyor? Niye kavanoz? 25 litre. Litrelerce su içiyor. Haribo Gaziantep'li bir marka olsaydı ismi ne olurdu? Ne olurdu? Hariboğlu. Saç mı sallamış? Bir de oturdu ciddi ciddi yüzünü seçiyorum diye. Ben bunu unutmayacağım, indiğimde güleceğim buna. Abi selam. Selam abi, nasılsın? İyidir abi. Senin yüzünden öldürülüyordum 3 sene önce, biliyor muydun? Şey şakasını bana yapmıştın, Aziz Yıldırım şakasını. Matrix'te kahin Aziz Yıldırım olsaydı Neo'ya ne derdi? Ne derdi? Ben konuşturmayın. Evet. Ben haftasına gittim. Arkadaşla buluşacağım şeyde, stadın önünde. Fenerbahçe stadının. Bakıyorlar bana böyle. Hadi be. Yemin ederim öldürülüyordum. Niye güldün lan o şakaya falan diye. Yapmayın lütfen. Tamam, bugün yok öyle şeyler. Ya baba ben gidiyorum şimdi şakası. Beyazıt Öztürk neden paraya para demez? Neden? Çünkü reyleri söylüyor, pava de. Doğru. Ben kendi şakama buradan... Evet, selamlar. Selamlar. Bunu babam yazmadı. Ah, oh. Hayır yani, peki yazsın baba. Hep. Gülerim diye dedim. Vallahi gülerim diye dedim. Baba yani. Dindar BDSM'sinde partnerler birbirini nasıl uyarır? Keşke baban yazsaydı. İyi ki babası yazmış. Neden? Nasıl? Neydi soru? BDSM vardı. Dindar BDSM'sinde partnerler birbirlerini nasıl uyarır? Nasıl? Falakayla. Babam yazdı. Durmadan böyle. Yok, buraya sığmayacak. Zorlamayın. Evet, yok olmuyor. Bunu da bu arada neyse. Yüzüklerin Efendisi filminin başrolü için çağrılan ama son anda vazgeçilen sanatçımız kimdir? Kimdir? Fatih Kısaparmak. Olmamış. Yok, çok güzel. Ben çok severim böyle şeyleri. Ne olur daha fazla Fatih Kısaparmak demeyin. Rica ederim. Taşıyabilirim belki.
Peri bacaları gezisinden dönen Metin Şentürk arkadaşlarına ne demiştir? Ne demiş? Göremeden döndüm. İzleyip izleyip şey diyorlar abi, bu kadar gülecek ne var ne ya vardı falan. Olay ortam değil mi? Aynen abi. Yani böyle... Yerinde olsa mesela. Tabii. Komik yani. Aynen. Öyle. Ben var ya, bu programa katılsam hiç gülmem. Ne? Böyle yorumlar falan var. Çalışmaya başlayamayan porno yıldızının sorunu nedir? Nedir? Bir türlü başına oturamamak. Bir gün böyle bir alkış alacağını düşündün mü? Pornoya başlıyorum. Aynı amaç etrafında toplanan 6 farklı yol göstericinin bir araya gelerek bizleri özgürlüğe ve refaha kavuşturacağına inandığımız sisteme ne ad verilir? Ne ad verilir? Altılı Ganyan. Çok ümit yok yani. 6 geçiyor ya, o yüzden. Interstellar filminde uzay zamanında bükülmeyi yaşadıktan sonra Cooper kütüphaneden kızına seslenebilseydi ne derdi? Ne derdi? Kılıçdaroğlu aday olmasın. Yani güldüm aslında. Ben de CHP'yle aramı bozdum. Artık kimseyle aram yok. Her yerde yazması gereken bir şaka geliyor. Bir izleyicimiz yollamış. Kesinlikle ben yazmadım. Feministler evlerinin duvarlarını ne ile kaplar? Ne ile? Duyar kağıdı. Böyle şakaları işte burada tasvip etmiyoruz. O yüzden aldım ben de. O zaman... sadece bir soru. Çocuğu gelmek için böyle. Altta Niki falan yazıyor. Yazıyor bu arada gerçekten. Üşümeyen ünlümüz kimdir? Kimdir? Ebru Şallı. (gülüyor) 350 kilo görünüyor muyum yine? Şuradan. Şey, şurayı izliyorum çekimlerde. Ben hocam, onun affedersin. İçin kapatmıyorum. Şuramda biri daha var böyle. Şişmanlara tavsiyeler. Esnaf, kapatmayın, evet, böyle. Mantıklı. Dökümlü kalsın. Çok. Haftaya bunu yapın. Çok mantıklı. Şu an açın öyle bu arada. Ben hep... Yani. Abi kapattığın zaman çünkü hemen şuradaki... O geliyor. İşte o geliyor. İşte o geliyor. En ateşli tiyatro karakteri kimdir? Kimdir? Yedi Kocalı Pürmüz. Çok iyi, biliyor musun? Gerçekten çok güzel. Estağfurullah, çok teşekkür ederim. Bazı şakalar vardır, güldürmez ama... Böyle içinde bir yer... yaptırır o bu işte. Biraz gaz yapar. Evet, evet. Zam yapmayan ev sahibine ne denir? Ne denir? Allah razı olsun. Güldüm ya. Buna, ama güzel bir şey olduğu için güldüm. Herkes böyle des. Bu ülke falan. İşte dökümlü. İşte abi. Dökümlü. Dökeceksin. Abi budur. Budur. Dökeceksin. Abi. Sevgili şişmanlar. Hepsi orada zaten. Evet şimdi... Onun üzerinde göstereyim değil mi? Şimdi bir şişmanımızı buraya alıyoruz. Psikolojik sıkıntıları halı saha maçına yansıtmaya ne denir? Ne denir? Spor kompleksi. Ya buna da böyle şey yorumu yapabilirsin ama hani güzelmiş, işte, yaratıcıymış ama güzel, beğenmedim güzel. Falan. Kelime şık, ben severim şaka. Suratını öyle ekşittin şaka. Ya. Evet, ama gülünce... İstanbul Büyükşehir Başkanı'na hakaret edenleri nasıl uyarırsın? Nasıl? Ekrem İmamoğlu. Yapma yavrum. İmamoğlu. İsmet İnönü Lozan'ın maddelerini neden son dakikaya kadar açıklamadı? Neden? Adayı yıpratmamak için. Şimdi...
bak bunu yaptım. Şakadan sonra gelen şöyle bir şey. Marlon Brando'nun sinemadan önceki kariyeri ne üzerineydi? Ne üzerineydi? Naylon Branda. Bir benzeri vardı evet, şu anda ben de hatırladım, o yüzden çok var iyiymiş mi? Ama evet. O yüzden mi gülmedin? Evet ama kaliteli şakalardan mı? Ulan be! Masaları dönüyor böyle. Ben 3 yıl gülerim. Ben buna 3 yıl gülerim de. Dün bırakmış gülmeyi. Yeni bırakmış. O kadar kötüydü ki yutkunamadım dahi. Böyle, hepsi böyle olacak. Tarkan, aynı evin belli kısımlarına karşı uzun zamandır önemli duygular besliyorsa Tarkan için ne deriz? Ne deriz? O da seviyor. Şakayı böyle tabaktan seviyorsun. Şakayı böyle kanırtarak. Uyku problemi olmayan ve yattığı şekilde kalkan sanatçımız kimdir? Kimdir? Engin Altan Düz Yatan. Bizim bir şey yapmamıza gerek yok. Ama yattığı yere kadar biliyoruz. Yani kalktığı kısmı bilmiyoruz aslında. Falan diyor. Saçma saçma. İnceliyor şey. Vay vay vay. Araba geliyor. Sevgili Metin'in kanalında salak saçma sorular diye içeriğimizin de reklamını yapalım. Yaptık. Yeter kardeşim. BKM'nin fena olmayan komedi filminin adı nedir? O içeri artık yapmıyor olabilirsiniz. Nedir hocam? Aykut Ehiş'te. Severiz. Severiz Cem abi. Severiz Aksin. Severiz. Kaldı böyle. Ateş attım şu an. Einstein'ın rakı masasında ilk söylediği meze hangisidir? Hangisidir? Atom. Oppenheimer diye bir atomcu açma fikrim vardı benim. Onu o şaka. Böyle amcam yazdı bu şakayı deyip yarıda bıraksam böyle. Yani. Baba yarısıdır deyip. Daltonlar yüzünden kimse et satamıyormuş. Neden? Neden? Çünkü kasaba basıyorlarmış. Daltonları. İnşallah. İnşallah kasaba basıyorlarmış. İşte kasaba. Kasabayı mı açıyorsun? Yo yo. Duydunuz mu? Ne duysan. Cinsel de bir şaka. Yani Nusret'in en sevdiği şarkı hangisidir? Hangisidir? Bir fotoğraf çekinebilir miyiz? Nasıl darlıyor adamı ya. Çok güzel. Çok güzel. Restoranda var değil mi? Messi darlama. Messi darlama. Tutuyor kolundan ya adam. 1,5 Messi darlama. Baklava ile ilgili resmi dilekçeler neye yazılır? Hamura. Antepli kağıda. Geliyor. Benim de şakam bitiyor. Yavaş yavaş kalkarız buradan. Ben öyle bir şey söylemedim buradan, ama adam anladı işte. Buradan kalkar bir Antep'e gideriz. Benim şakam bitiyor dememiş. Evet evet anladı adam direkt. Ha belli diye. Tabii. Aşırı zengin süper kahramana ne denir? Ne denir? Kodaman. Gidelim mi? Abi hadi ben bir tane daha yapayım. Hadi bakalım ya. Ne olacak. 1453 yılında İstanbul'un fethedilmesiyle beraber Erzurumlular ne yapmıştır? Ne yapmıştır? Cağı kapatıp cağı açmışlar. Şimdi diyeceksin ki Erzurumlular ne alaka değil mi? Ben de bilmiyorum. Nasıl keyifler? Vallahi güzel be. Yani aslında güleyip de kaybedeceğim bir yarışmaya geldik. Gülmeye geliyoruz. Ya işte. İşte ülkemizin durumu böyle. Sarışın ve yakışıklı ilk kızıl delilinin adı nedir? Nedir? Kıvanç Tatlıtüy. O da deri reklamında oynuyor mesela, kızıl derili şeyi var yani. Şeyde. Doğal yöntemlerle şu amca oldum az önce. Şöyle oldu. Biraz bölümü uzatalım diye bir şey geldi. O yüzden ne yapıyorsun bu aralar, iyi mi? Her şey yolunda mı? Vallahi çok güzel gidiyor. Hı-hı.
Harika. Ciddi meseleler konuşuyoruz. İyi lan. Çok iyi. O zaman biraz da kalite diyelim. Aa. Ve çok güzel, yıllar sonra anlaşılacak bir soru soralım. İçinde ne olduğuna emin olamadığımız meze nedir? Nedir? Muammara. Çok başarılı. Mezelerle. Böyle bir iki sene sonra daha komik olacak bu. Kardal Tibet. Kardal mı? Kardal Tibet. Hardal Tibet. Şakam da buydu falan. Yok öyle bir şey. Güzel olurmuş abi. Böyle bir şey yaptırmış. Performans şakası. Cevabının Hardal Tibet olduğu bir soru arıyoruz arkadaşlar. Şuraya yazalım. Yorumları alalım. Kartal Tibet'in canlandırdığı efsane kahraman Tarkan'ın modacısı kimdir? Kimdir? Atıl Kutoğlu. Çok layer'lı bir şaka. Bir sürü şey bilmen gerekiyor bu şaka için. Duyman yetiyor. Öyle mi? Ben hiç bilmiyordum, duymuşluğum var. Bu arada Mekin kanını dikkatli izlerseniz Kartal Tibet'in dolu gözüküyor. Bunu bildirmek isterim. Niye bunun için dikkatli izlemek isteyelim? Tarkan demişken Metin Pıhlıs'a buradan çok sevgiler, selamlar. Kendisi biliyorsunuz ÇG'ye de canlandırdı. Biraz uzatıyorum. Ya estağfurullah. Kendisi canlandırdı. Tarkan rolüyle adeta gönüllerimize taht kurdu. Şimdi Metin Pıhlıs geliyor. Yılbaşına özel. Oyunlarla aran var mı abi? Çok yok ya. Tamam. Şöyle bir göz atıyorum yine. Yeniçerilerin savaşırken dünyayı gezdikleri programın adı nedir? Nedir? War and Travel. Sinirim bozuldu ben. Yerindeydi şaka da. Evet ya, gerçekten. Savaş ve gezinmiş. Sen müsait miydin? Ben geldim. Ben yok. Sorun değil ya. Hoş geldin. İlk kez fenomen bir tostçuya giden Aşık Veysel yediği ilk tosttan sonra ne der? Ne der? Tost tost diyen nice. Örümcek adamlıktan her geçen gün biraz daha soğuyan Peter Parker'a yazılan şarkı hangisidir? Hangisidir? Yazılamamış. Yazılmış. Ağlama değmez. Hayat bu gözyaşlarına A var diye. Direkt hiç böyle hani. A. Penguenler. Neden kış uykusuna yatmaz? Neden? Ben de bilmiyorum. Sen niye bu kadar? Aman sen. Abi kasaba basıyorlar. Dur bana, güldüreceğim abi bu şakayı. Pardon. Ben tam şakayı da anlamadım herhalde. Yok ya. Kasaba basıyorlar. İşte kasaba ya. Aynı zamanda işte kasabada basıyor. Kasabada hani seks ya. Yani. Seks. Evet işte. Yani. Senden beklemedim ha, biliyor musun bu şakayı? Ben senden beklemedim. Zaten yani benim şey değil. Buradan Mehmet Sevinç yani isim soyad verdim. Yazmış zaten. O görecek var ya. Anan baban görsün de bu şakayı. Benim olan kapanıyor. Ben çıkmıyor. Bunları yapıyorum. Oğlum niye kasaba böyle şeyler diyorsun? Babası giriyor akşam. Kasap gidiyor. Mehmet'le gelebilir misin? Senin oğlan kasaba basıyorlar diye şaka yapıyorum. Vahşi Batı'da insanlar nasıl selam verir? Nasıl selam verir? Ben de ve selamun aleyküm. Çok kötü ya yani. Selam. Dünya Kupası finalinde Nusret'in fotoğraf çektirmek için Messi'yi darlarken ne biçim cümle? Doğru ama. Darlama sırasında Messi ne demiştir? Ne demiş? Sabret. Evet.
Yok be, selamünaleyküm. Evet, kötü değil. Ya yapacak bir şey yok, buna gülen var. Hayali bir kahramana aşık olan Aşkın Nur Yengi hangi şarkıyı yazmıştır? Hangi şarkıyı yazmış? Iron Man, sarılırım hayallere. Okey, bu iyiymiş, tamam. Buna kendim güldüm diye birlikte bilirim. Kaybedenler kulübünde bu hafta. Sağda basılmadık yer bırakmayan hakemimiz kimdir? Kimdir? Bünyamin Gezer. Allah Allah. Dünya Kupası'nı kazanan Messi en yakın arkadaşına hangi şarkıyı söylemiştir? Hangi şarkıyı? Di Maria, sevdama dağlara yazarım. Di Maria. Çok güzel, çok güzel. Kalkmamak için direndim. İyiyim, şimdi iyiyim. Neyse, bir içeriye gelin. Estağfurullah. Anadolu'da yaşayan göçebe orklara ne denir? Ne denir? Yörük ayı. Ya bunu sana yapmalıydı. Tamam. Taktik aldım teknik direktörümden. Ağaca çıkmaya çalışan Gökhan Özen'e ne derler? Ne derler? Bu dala, bu dala. Taktik işe yarıyor. Cool. Gökhan Özen mesela tek başına komik ya. Orada gülmeye başladım. Gökhan Özen deyince gülüyorum. Ya sen de gülmeye başladın mı? Kaybolmuştu o jetski'de. Evet abi. Kayınpederi nefret ediyor adamdan, çok komik. Eski kayınpederi. Bizi uzaklaştırır mı Emre? Çok komik ya. Jetski'den mi? Yok hayır, kayınpederi. Jetski'yle uzaklaştırır. Düşünsene yani. Uzaklaşmayayım. Düşünsene ya. Yakınlaştırmayın. Yakınlaştırmayın. Sahile. Efendim, dehşet bir galibiyet oldu diye düşünüyorum. Çok, evet. Neler hissediyorsunuz? Ya, yok, şöyle bir şey yok. Galibiyet olmadı. Çok oldu. Oldu mu? Lütfen. Oldu mu? Biz hissettiğimiz şey de, yani çok güldüğümüz için bence kesinlikle beraber bitmeli. Bitmeli. Bunu beraber ediyorsunuz. O zaman hadi bugün böyle şerefine. Aynen. Beraber edelim. Hadi be. Çok güldük. Biz de çok güldük. Bence kendi şakama güldüm. Komik skoru bile sayma falan diye böyle. Çok yoruldum gerçekten gülmekten. Yoruldum. İyi geldiniz. Diyaframlar mahvoldu. Siz de iyi ki davet ettiniz. Teşekkür ederiz. Vallahi iyi davet ettiniz. Yine de bir şey hareketi yapalım ya. Beraberlik hareketi. Yeni yıl hareketi yapalım. Yeni yıl hareketi yapalım. Soğuk barış. Soğuk barış gibi bir şey. O sıcak olsun bari. Evet. Gibi. 3, 2, 1. Yeni yılda şu yeter. Şu amcamızı da bir artık emekli etmeyelim mi yeni yılda? Güzel bir yıl olsun. Harika bir yıl olsun. Tertemiz bir yıl olsun efendim. İnşallah. Tertemiz. Sizin arkadaşlar olmuş böyle. Bir Ocak'ta. Gelin öyle yolluyor. Lavamak.